Birleşmiş Milletler'in tamamı İslam'ın düşmanıdır. NATO'nun tamamı Müslümanların vallahi düşmanıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben söylemiyorum. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ Bak, adüvveküm, düşmanlarınız diyor Cenab-ı Hak. Bunları dost kabul etmeyin, bunlara güvenmeyin, bunlara inanmayın, siyasi kaderinizi bunların eline bırakmayın. Ya, Kur'an hepsini söylüyor. Evet, Lozan Anlaşması imzalanmış vaktiyle, biliyorsunuz. Duydunuz mu Lozan Anlaşması'nı? Bakın, Lozan Anlaşması'na göre bir sürü maddeler var. Ama dünyanın gözüne baka baka Yunanistan, Batı Trakya'da Müslümanların haklarını çiğniyor mu, çiğnemiyor mu? Hani Lozan Anlaşması vardı. Tanıyan kim, inanan kim, yapan kim? Hele sen de bir Hristiyan Rum'un kilisesinin duvarına dokun bakayım, kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Halbuki aynı eşit haklara sahip olmuşlar o zaman. Anlaşma imzalamışlar ve barış, ama Lozan Anlaşması'nda bir takım şartlarla barış imzalatmışlar. Kendi keyfimize bırakmamışlar. Bakın ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Müslüman dünyasıyla bütün bağlarını kopartacak. Türk dünyasıyla ebediyen ilgilenmeyecek. Hilafeti ve şeriatı kaldıracak. Milli kimlik ve kişiliğinden vazgeçecek. Eğer bu şartları bozmaya ve değiştirmeye kalkarsa Hristiyan dünyası Türkiye'ye tullanacak. İşte şimdi başladı. Şimdi başladı. Onun için biz bunları, çünkü yarın mahşerde neden bu gerçekleri cemaati müslimine söylemedin diye ben Allah'a muhatap olacak mıyım, olmayacak mıyım? Vallahi bunu söylüyorum. Hiç kimseyle bir hesabımız yok. Allah'a vereceğim hesabın dehşetinden dolayı söylüyorum. Allah razı olsun. Hiç kimsenin benim ne servetinde, ne şöhretinde, ne makamında, ne mevkisinde, ne partisinde, ne örgütünde, ne şirketinde benim sözüm yok. Alakam da yok. Ama gelen tehlikeleri haber vermezsem kahrolurum. Allah'ın azabında mahvolurum. Müslüman olmanın şartı budur. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Ayet mi değil mi? Ayet. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye, ateşe, cehenneme atmayın. Göz göre göre gitmeyin diyor Cenab-ı Hak. Cihadı terk etmeyin. İslam'ı haşa arka plana atmayın.